Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrar sizinle birlikteyim. Güzel işaretleri paylaşmaya devam edeceğiz. Arkadaşımız bir su akan yerde bir işaret bulmuş. Kendisi orada hani suyu kesememiş. Suyu kesemek gerçi belli oldu. Fakat ayağın bulunduğu yerde kuyruk tarafına baktığınızda bir balık işareti gözüküyor. Ve kafa tarafı direkt alt tarafa, yani suyun akarına doğru gidiyor. O şekilde baktığımızda küçük küçük şelalelerin olduğunu görüyoruz. Arkadaşımız araştırmasını şelalede, yani suyun düştüğü yerde yapsın, bir sonuca varacaktır. Tabi bu görüntüde hani dediğimiz orijinal bir balık işareti ise net bir şekilde dediğimiz gibi suyun aktığını, üzerinde suyun akarı var. O yüzden net değil. Suyun kesilmesi lazım orada. Tertemiz görünmesi lazım ki net bir cevap verelim. Üzerinde herhangi bir işaret var mı yok mu, yani oyma var mı falan, onlara bakmamız lazım. Yine de dediğimiz gibi suyun düştüğü yere baksın. Orada bir şeyler olması lazım, işaretler olması lazım. Şimdi burada bunu geçen bir çalışma da yapmıştık. Bu işaret bir numara mağara işaretidir ve mağaranın ağzının kapalı olduğunu söyleyen bir işarettir. Burada bize mağaranın nerede olduğunu söyleyen yardımcı işaretler vardır ve bu şekilde baktığımızda mağara sağ üst tarafta olduğunu söylüyor. Murç izi ve kertik olayla bize yön veriyor. Genelde bu gibi işaretler tam kıvrım tarafı arkadaşlar, yani başlangıç veya bitiş tarafında kıvrım yapılan yerde bize yön veriyor. Alta doğru da yön verebiliyor, üste doğru da yön verebiliyor. Fakat bunlar sağ tarafta bir yön vermiş, üst tarafa doğru bir mağaranın olduğunu söylüyor. Çalışmamızı bu işaretin sağ üst tarafında yapmamız lazım. Şimdi burada bir koltuk işaretimiz var. Koltuk işaretine oturduğumuzda sağa sola her yere bakmamız lazım. Fakat bunun üstünde oymamız mevcut. Mezar oymasıdır. Bize asıl yön veren mezar oymasıdır burada. Hani murç izi varsa asıl yön veren, ya da ok işareti, V işareti, üçgen işareti. Bunlar bize hepsi yön veriyor arkadaşlar. Ve oturduğumuzda sol kol, yani şu şekilde baktığımızda sağ tarafa denk geliyor. Mezarın sağda olduğunu söylüyor. Araştırmamızı sağda yapacağız. Yani oturduğumuzda sol kola bakmamız lazım. Bu çok uzak mesafeyi de gösterebiliyor arkadaşlar. Bunun dışında oturma yerine baktığımızda bir kare şeklini görüyorum. Bir işlem yapılmış, yani kesik işlemi falan yapılmış. Şu koltuk taşının oturma yerine cihaz varsa cihaz tutmaları lazım. Buranın içinde hediye olma ihtimali var. Şu murç izini görüyorsunuz arkadaşlar. Büyük olan değil. Hemen büyük olanın altında murç izi var. Tam sol omuza denk geliyor. Bu hizaya bakmamız lazım. O hizada tümülüs olsun, çökelti olsun, dikili taş olsun, mağara olsun, oda olsun, her şeye bakmamız lazım. Tabii arkadaşlar işaretler çok kısıtlı geldiği için biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada gece çekilmiş, net bir çekim de yok burada. Sadece onun yazışmalarına göre söylüyorum. Roma dönemi, yine Roma'da, Roma zamanında yapılmış bir işaret. Haç işaretimiz var. Sol tarafta, sol alt tarafta bir P işaretimiz. Fakat şu gördüğünüz haç işareti ve sol taraftaki P işareti ters P. Yani sol tarafa bakan P arkadaşlar. Mezar olduğunu söyleyen, bir aile mezarı olduğunu söyleyen işarettir. Sol tarafa doğru yön vermiş. Ama net değil arkadaşlar. Yanında yardımcı işaretler de var. Net değil. Sanki A şekline demiş, benziyor. Çok büyük ihtimalle odanın olduğunu, odanın nerede olduğunu söyleyen işaretler var. Ya da yanında
şu şekilde baktığımızda hemen altta çok büyük ihtimalle yine sol tarafı gösteriyor zaten. Alt aynen öyle. P işaretinin sol tarafına doğru A işareti var. Sol tarafa bakıyor ve hazine olduğunu söyleyen bir işarettir arkadaşlar. Şu var ya, şu gördüğünüz omega işareti hazine olduğunu ve sol tarafta yine kabartma bir halka olduğunu, yuvarlak olduğunu görüyoruz. Orayı bir kontrol etmesi lazım arkadaşımızın, içinde herhangi bir şey var mı yok mu diye. Bunun dışında odanın sol tarafta olduğunu kesinlikle söylüyor ve aile mezarıdır, değerlidir. Çalışmasını bu işaretlere, yani şu şekilde sol tarafa doğru çalışmasını yapsın. Şimdi burada büyük bir kayaya artı işareti, yani haç işareti yapılmış. Bu video olarak gelmişti. Ben bunu indirmeye çalıştım. Hata veriyor. Bu şekilde fotoğrafını çekmeye çalıştım. Fotoğrafını yakalayıp paylaştım arkadaşlar. Bir haç işaretidir. Temizlenmemiş. Temizlense daha net bir şekilde görünüyor. Haç işaretinin alt tarafında oyması vardır. Şurası arkadaşlar. Bir oyma vardı. Sadece bir oda olduğunu söyleyen, mezar olduğunu söylemiyor. Haç işareti bir oyma ve bu gördüğünüz haç işareti bir yapının, bir kilisenin olduğunu söylüyor. Alt tarafta, yani yön olarak aynen bu şekilde altta olduğunu söylüyor bu yapının. Araştırmamızı bu altta yapmamız gerektiğini söylüyor ve kiliselerde genelde duvarlarda, zeminde, bodrum katında mezar vardır arkadaşlar. Ve alt tarafta, yani kayanın bittiği yerde arkadaşımız yine şurayı eliyle kırıyor. Yani kaya parçasını eliyle kırıyor. Un ufak yapıyor. Yani bir horasan harcı olduğu apaçık ortada. Bir yapının olduğu apaçık ortada. Arkadaşımız çalışmasını burada yapsın. Başka da hiçbir yere gitmesin. Zaten yapı burada başlıyor. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.